Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle yeni bir konu daha konuşacağız. Bugün ne diyeceğiz? Bugün yapıyordum, ediyordum zamanı öğreneceğiz. Peki bunun için her zaman yaptığımız gibi hemen birkaç tane kelimemi şöyle sol tarafa alıyorum. Ne var? Bakın. Go. Come. Sleep. Drink. Watch, play, listen, clean, buy kelimeleri. Hemen anlamını hatırlayalım. Go, gitmek demek. Come, gelmek demek. Sleep, uyumak. Drink, içmek. Watch, seyretmek. Play, oynamak. Listen, dinlemek. Eat, yemek. Clean, temizlemek. Buy, satın almak. Sevgili öğrenciler, yapıyordum ediyordum zamanı, yapıyorum zamanından çok farklı değil. Sadece bir kelimeyi değiştiriyoruz. Hemen şöyle hatırlamak gerekirse. Öznelerimiz var, hatırlayın. I, we, you, they, he, she ve it. Bunların ne olduğunu bir önceki derslerde konuşmuştuk. Tekrar hatırlıyoruz hemen. Ben derken I diyoruz. We, biz, you, siz, they, onlar, he, o, erkekler için kullanıyoruz. She, yine o, bayanlar için kullanıyoruz. It, o, hayvan ve cansız varlıklar için kullanıyoruz. Hatırlarsanız ne diyorduk? Yapıyorum derken I am doing diyorduk. Ya da gidiyoruz derken we are going diyorduk. Çünkü neyi hatırlıyoruz? Birincisi İngilizce'deki ing yani ing takısı Türkçe'deki yora denk geliyor. Bunu asla unutmuyoruz. Çok önemli bir nokta. Ve yapıyorum derken biz emiz var ve fiilimize ink getiriyorduk hatırlayın. Dolayısıyla I am oluyordu. We, you, they için are diyorduk. He, she, it için de is diyorduk. Ve fiilimize ink takısı getiriyorduk. Bu yapıyorum zamanı. Peki yapıyordum derken ne yapacağız? Burada yapmanız gereken tek şey şu. Artık am değil bu was olacak. Are değil were olacak, is değil, was olacak. Ve ne demiştik? Tabii ki ink takım yine var. Çünkü yapıyordum diyorum. Your eşittir ink takısı. Unutmuyoruz. Peki. Gidiyordum. I was going. Gidiyordum. Shazement içiyordu. Çay. She was drinking. Biz müzik dinliyorduk. We were listening to music diyoruz. Bu arada listen to bir kalıp bir şey dinlemek için kullanılıyor. Peki. Biz televizyon seyrediyorduk. Haydi beraber. Biz. We. Ne oluyordu? Were. Seyrediyoruz. Seyrediyorduk pardon. Watching TV. Biz televizyon seyrediyorduk. Peki. Gazete satın alıyorduk biz. Neydi satın almak? Buy. We were buying a gazete. Newspaper. Gazete satın alıyorduk. Peki. Biz süt içiyorduk. We were geliyor hatırlayın. İçmek neydi? Drink. İçiyorduk demek için. Drinking. Ne içiyorduk? Milk. Bakın İngilizce yapı hep bu sevgili arkadaşlar. Biz yapıyorduk şunu. Üçlü adım çok önemli bizim için. Peki. Biz balık yiyorduk.
We were eating fish. Hep beraber. Onlar okula gidiyorlardı. Gitmek. Onlar okula gidiyorlardı. They were going to school. Onlar okula gidiyorlardı. Charlemagne evi temizliyordu. She ne oluyordu? Was temizlemek, hatırlayınız. Clean temizliyordu. Cleaning neyi? Evi. The house. Charlemagne was cleaning the house. Peki. Olumsuz yaparken ne yaparız? Klasik. Artık yapmamız gereken şey sadece wasn't ya da weren't kullanmak. Öyle değil mi? Değişen hiçbir şey yok çünkü yapmıyorduk derken de fiilimizde ink takısı hep var. Hiç değişmiyor. Hemen tahtayı siliyorum. Handan futbol seyretmiyordu. Buyurun Handan. Yani she yapmıyordu derken ne yapacağım? Wasn't seyretmek, watch seyretmiyordu. Wasn't watching your burada ne seyretmiyordu? Football. Güzel. Futbol seyretmiyordu. Peki onlar gazete satın almıyorlardı. Onlar yani they ne geliyordu? Weren't ve satın almak buy almıyor dediğim için buying a newspaper. They weren't buying a newspaper. Peki siz müzik dinlemiyordunuz. You ne oluyordu you deyince? Bakın weren't dinlemek, dinlemiyordunuz. Listening to music. Siz müzik dinlemiyordunuz. Çok güzel. Biz kahve içmiyorduk. We weren't drinking coffee. Peki, dün deseydim ne diyecektim? Bakın yapmam gereken şey yesterday, dün. Sona ekliyorum. Harika. Handan uyumuyordu ama ben uyuyordum. İkili gidelim. Buyurun. Handan uyumuyordu. Yani she, ne oluyor bakın? She wasn't sleeping ama ben uyuyordum. I was sleeping. She wasn't sleeping, but I was sleeping. Ben uyuyordum. Ben futbol seyrediyordum ama futbol oynamıyordum. Buyurun. Ben futbol seyrediyordum. I was oluyor. Şimdi seyrediyordum. Neydi? I was watching football. Ama but futbol oynamıyordum. I wasn't playing football. Harika. Futbol oynamıyordum. Sevgili öğrenciler, soru soruyorken ise yapacağınız tek şey was were öznenin başına geçiyor. Tüm zamanlarda mesele bu biliyorsunuz. Ne yapacağım? Bakın artık was ya da were cümlenin başına geldiğinde yine yaptığım işlem ne? Bakın ink hep var. Çünkü ne diyoruz? Yapıyor muydun? Haydi o zaman. Haydi o zaman. Televizyon seyrediyor muydunuz siz? Ne yapacağım? Bakın artık siz deyin için you ve were ile söylüyorum hatırlayın. Were you watching
TV, televizyon seyrediyor muydunuz? Hatta şunları hemen tam yerine yazalım ki önemli. Bakın burası için was diyorduk, hatırlayın. Burası için were diyoruz ve yine burası için was diyorduk, unutmuyoruz. Were you watching TV? Televizyon seyrediyor muydunuz? Tarcan süt içiyor muydu? Tarcan, yani he diyeceğime göre was he drinking süt, milk, süt içiyor muydu? Tarcan süt içiyor muydu? Peki, biz futbol, yok biz futbol oynuyor muyduk? Biz dediğime göre diyeceğim we. Başa aldığımda ne oluyor? Were we watching football? Futbol seyrediyor muyduk? Peki, onlar müzik dinliyorlar mıydı? Onlar diyeceğime göre they diyorum bakın. Soru soracaksam were they? Were they listening to music? Müzik dinliyorlar mıydı? Harika. Biz eve gidiyor muyduk? Ne yapacağız? Were we going home? Biz eve gidiyor muyduk? Çok basit bir şekilde soru sorabilirsiniz. Peki, bizim W dediğimiz sorularla nasıl soru yaparız? Yani ne zaman, nerede, nasıl kelimelerinizi hatırlayın. Hemen onları tahtaya alalım. Ne diyoruz? Bakın, bir, what, iki, when, üç, who, dört, which, why, where, how yapıları var. Ve tabii bir de ne ekleriz? What time yapısı var. Hemen bunların anlamlarını hatırlayalım arkadaşlar. What, ne sorusu, when, ne zaman, who, kim, which, hangi ya da hangisi, why, neden ya da niçin, where, nerede, how, nasıl ve what time, saat kaçta diyoruz. Süper. O zaman hemen hatırlıyorum. Şazimet evi temizliyor muydu derken ne diyorduk? Şazimet, yani she. Soru sorarken was she oluyordu, hatırlayın. Was she cleaning the house? Peki, onlar araba satın alıyorlar mıydı? Onlar, they. Soru soruyorsam ne yapıyordum? Were they? Were they buying a car? Peki, siz tavuk yiyor muydunuz? Siz, you, o zaman were you? Were you, yemek neydi? Eat, eating chicken? Tek yapmamız gereken sevgili insanlar, hemen hatırlayın bakın ne diyor. Was she cleaning the house? O evi temizliyor muydu? Ne zaman evi temizliyordu demek için yapmam gereken tek şey, bakın başına when geliyor. When was she cleaning the house? Ne zaman evi temizliyordu? Were they buying a car? Araba satın alıyorlar mıydı? Ne zaman araba satın alıyorlar ya da niçin satın alıyorlar? Daha güzel. Why were they buying a car? Çünkü ne dedik? Niçin demek? Why demek? Peki, were you eating chicken? Tavuk yiyor muydunuz? Saat kaçta tavuk yiyordunuz deseydim? Neydi saat kaçta? What time? Yapmam gereken tek şey, what time were you eating chicken olacak sevgili arkadaşlar. Hemen siliyorum. Şazimet odayı temizliyor muydu? Ya da Şazmen odayı temizliyordu diyelim. She was cleaning oda, room, the room. Peki odayı temizliyor muydu derken ne yaptık? Was she cleaning the room? Peki niçin odayı temizliyor derken ne yapıyoruz? Why
was she cleaning the room demiş oluyorum. İşte aslında bu kadar basit arkadaşlar. Onlar uyuyorlardı. Buyurun. They were sleeping. Onlar uyuyorlar mıydı derken ne yapacağım? Were they sleeping? Onlar nerede uyuyorlar deseydim. Neydi nerede? Hemen bakıyorum. Where? Where were they sleeping? İşte sevgili öğrenciler, İngilizce'deki kurgu aslında bu kadar basit. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.